Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. Uçaklarla biraz haşır neşir olan, seyahat ederken önündeki ekranda harita ve uçuş rotalarını izleyen Flight Radar üzerinden dünyanın dört bir yanındaki uçuşları seyretmeyi seven herkesin aklına hep aynı soru geliyor. Uçakların seyrettiği rotalar neden düz bir çizgi şeklinde değil de kavisli? Yani İstanbul'dan San Francisco'ya uçarken neden Kuzey Kutbu'na yakın Grönland'ın üzerinden geçen bir rota izliyoruz? Sorunun en kısa cevabı dünyanın şeklinin küresel ama o rotaya baktığımız bilgisayar ya da telefon ekranının düz olması. Yani bir projeksiyon hatası. Fakat yanıt elbette bu kadar kısa değil. Hadi gelin anlatayım. Havayolu şirketlerinin en büyük hedeflerinden biri istedikleri noktaya daha kısa bir rotadan ulaşarak uçuşu daha verimli ve ekonomik hale getirmek. Bu sayede de çevreye daha az zarar vermek. İki nokta arasındaki en kısa mesafenin düz bir çizgi olduğunu daha ilkokuldan beri biliyoruz. Ancak küresel bir cismin üzerindeki herhangi iki noktayı birleştiren bir çizgiyi iki boyutlu bir haritada göstermek istediğimizde karşımıza tam olarak bir yay şekli çıkıyor. Yani uçakların gökyüzünde, gemilerin açık deniz ve okyanuslarda rotalarının düz bir çizgi değil de oval bir görünüme sahip olmasının nedeni gezegenimizin şekli. Eğer bizim haritada kavisli gibi gördüğümüz o rotalara dünyanın üstünden, yani plan görünümünden bakabilme şansımız olsaydı, aslında her birinin düz birer çizgi olduğunu görebilirdik. Coğrafya derslerimizde bize öğretilen bir bilgiyi hatırlatmak isterim. İki meridyen arası mesafe Ekvator'da 111 kilometre. Ancak dünyanın geoid adı verilen özel şeklinden ötürü kutuplara yaklaştıkça meridyenler arasındaki mesafe azalıyor ve hatta meridyenler kutup noktalarında birleşiyor. 16. yüzyılda coğrafyacı Gerardius Mercator dünyanın ilk ortomorfik haritasını çıkardı. Bu haritayı oluştururken kuzey-güney ve doğu-batı arasındaki ölçek hep aynıydı. Mercator haritalarının en önemli özelliği tüm meridyenlerin harita üzerinde birbirinden aynı uzaklıktaymış gibi gösterilmesi. Böyle bir harita üzerinde iki nokta arasında bir çizgi çizerseniz meridyenleri tüm noktalarda aynı açıyla kesersiniz. Oysa biliyoruz ki gerçekte durum böyle değil. Bu yüzden Mercator projeksiyonu kutuplara yaklaştıkça mesafeleri doğru bir şekilde tasvir etmekten uzaklaşıyor. Gerçekte doğu batı mesafesi ekvatorda maksimumken enlem arttıkça mesafeler azalıyor. Ancak haritada doğudan batıya, kuzeye veya güneye baksanız sanki mesafeler aynıymış gibi görünüyor. Zaten Rusya ve Kanada'nın dünya haritalarında gerçekte olduklarından çok daha büyük görünmelerinin nedeni de bu. Dünya haritasında hiç Grönland dikkatinizi çekti mi? Güney Amerika'nın tamamından daha büyük görünüyor. Oysa tabii ki öyle değil. Bütün bu anlattıklarım nedeniyle bir küre üzerinde iki nokta arasındaki en kısa yol bu noktaları içeren büyük çember boyunca uzanıyor. Kuzey yarım kürede bir rotada tepe noktası kuzeyi, güney yarım kürede ise tepe noktası güneyi gösteren bir rotayı izlemek yolumuzu ciddi şekilde kısaltıyor. Elbette rotamız üzerinde kayda değer bir kestirme yaratmak istiyorsak menzilimizin 800 kilometre ve üzerinde olması gerekiyor. Çünkü ancak o zaman bir fark yaratılabiliyor. Uçuş rotaları oluşturulurken düz çizgi yani ramp yöntemi kullanıldığında iki meridyen arası hep uzun yoldan kat edilmiş oluyor. Yani yolu uzatıyoruz. Düz çizgi yerine büyük daire yani great circle yöntemi kullanılarak açıyı azaltıp geçtiğimiz meridyenler arasındaki mesafeleri kısaltıyoruz. Yani çok daha kestirme bir yolu tercih ediyoruz. Bu bilgiler bize aslında başka bir şeyi daha anlatıyor. Ekvatorda büyük daire ile düz çizgi yani ramp rotası aynı şeyi ifade ederken Kuzeye veya güneye doğru gittikçe bu iki kavram birbirinden ayrışıyor. Uçaklar doğu-batı ekseninde eğrisel görünümlü bir rotaya sahipken kuzey-güney eksenli uçuşlarda düz çizgiler şeklinde gösterilmesinin nedeni de Mercator projeksiyonundaki bozulmalardan başka bir şey değil. Uçuş rotaları oluşturulurken Fırtına, kasırga, şiddetli türbülans gibi uçuş emniyetini tehlikeye atabilecek her türlü meteorolojik koşulla, volkanik patlamalar gibi olağanüstü durumlar da sürekli göz önünde bulunduruluyor. Ayrıca gezegenimiz üzerinde hakim rüzgarlar olarak bildiğimiz jet stream akımlarının yönü ve doğrultusu da uçuş rotalarının oluşturulması konusunda önemli bir etki oluşturabiliyor. Eğer rota üzerinde şiddetli rüzgarlar varsa, doğuya giden uçaklar bu güçlü rüzgardan yararlanabilmek için daha kuzeye Batıya giden uçaklarsa bu güçlü rüzgarlardan kaçınmak için daha güneye yönlendirilebiliyor. Uçuş güzergahımız üzerinde kapalı veya girilmesi tehlikeli bir hava sahası varsa yine rotamızı değiştirmek zorunda kalabiliyoruz. Yani büyük çember yöntemi bize gitmek istediğimiz yere ulaşmak konusunda en kısa yolu gösterse de bu saydığım sebeplerden ötürü kendi irademizle rotadan çıkıp yolumuzu uzatmamız gerekebiliyor. Özetle bir uçağın rotasını gördüğümüzde onun küresel bir yüzey üzerindeki herhangi iki noktayı birleştiren bir çizginin düz bir yüzey üzerine yapılan iz düşümü olması nedeniyle eğrisel olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden uçuş rotalarının harita üzerindeki gösterimi bile aslında dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayabileceğimiz en güçlü ve en basit kanıtlardan sadece biri dünya düzdür savunucularına duyurulur Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın.